GGT'nizi izleyin diyorsunuz. Neden? Bedende toksin biriktiğini nasıl anlarız? GGT bilmeyenlere nasıl anlatalım? GGT, gamma, glutamin transferaz, gamma G, glutamin G transferaz enziminin kısaltılmışıdır ve karaciğer fonksiyon testlerinden birisi olarak bilinir. Ama üzülerek belirtelim, sağlık uzmanlarının çoğu bile, biz doktorların çoğu bile GGT'nin aslında bir karaciğerin detoks işlevlerini yerine getirip getirmediğini gösteren bir tarama testi olarak kullanabileceğini bilmeyiz. Daha önce size anlatmıştım, Basitçe vücudumuzda iki ana lavabo sistemi var, temizlik sistemi. Evet. Birisi böbreklerimiz, birisi de karaciğerimiz. Böbreklerimiz idrar oluşturarak bizi toksinlerden kurtarır. Onlar da suda eriyen toksinlerdir. Karaciğerimizde pek çok konjugasyon sistemiyle, pek çok özel ambalajlama sistemiyle, glikonidasyon, sülfasyon, bir sürü sistemi var onun. Faz 2 detoks başta olmak üzere detoks sistemiyle bizi toksinlerden kurtarır. Ama karaciğer tıkanırsa lavabomuz tıkanmış olur. Karaciğer lavabosunu tıkayan en önemli bela şu anda her 4 yetişkinden birini pençesi altına almış olan karaciğer yağlanması meselesi. Peki benim karaciğerim ilaçtan zarar görmüş mü? Nasıl anlayacağım? GGT'ye bak kardeşim. Benim karaciğerim civadan zarar görmüş mü? Nasıl anlayacağım? GGT'ne bak kardeşim. Benim karaciğerim hassas, yağlanmış ve artık tıkanmış mı? Nasıl anlayacağım? GGT'ye bak kardeşim. Buna bakarken de hep GGT'nin üst alt rakamlarına bakıyoruz. Yeni hekimlik anlattım. Hep bu hatayı yaptı. Rakam hekimliğe dönüştü. GGT'nin kaça kadar normal? 40'a kadar. Senin GGT'nin 35 bir şeyin yok. Hayır öyle değil. GGT'nin makbulü 20'nin altı. 20'den 25'e, 25'ten 30'a çıktığı zaman bile dikkatli bir hekim ya bu karaciğerde neler oluyor diye düşünmeye başlar. Ben şahsen çok tedirgin olurum. Ama GGT'si 35'in üstüne bir kadın, 40'ün üstüne bir erkek görürsem hemen o karaciğeri masaya yatırırım. Zayıf bir insanda da olabilir mi? Olabilir. Hiç kiloyla alakası olmadan da olabilir. Çünkü zayıf bir insan çok yüksek dozda parasetamolü her gün yutuyorsa karaciğer iflas noktasına gider. Çünkü parasetamolü atmak ve karaciğerden zarar görmek karaciğerin işi ve en çok zarar gören organ da kendisidir. Ağrı kesici parasetamol. Hepimizi çok sık kullanıyor. Şunu söylemek istiyorum. Eğer GGT'niz yüksekse veya yükselme trendine girmişse karaciğeriniz size şunu anlatıyor. Ben toksik atıklardan kendimi kurtarmak için daha çok glutatyon ihtiyaç içindeyim. Zaten gamma glutamin transferaz, ben glutamin ihtiyacı. Nereden bulacağım bunu? Size onun mektubunu yazıyor. Sen bana beni bir an önce bu toksinden kurtar ve bana glutatyon temin et, sistein temin et. Sistein, sülfür. Yani git sarımsak ye, soğan ye, git karnabahar ye, lahana ye, turp ye diyor. Ve şu alkol kullanıyorsan sağlığa zararlı. Sakın kullanma, kes artık bunu. Şu ağrı kesicileri habire homidi gırtlak yutma. Habire ağrı kesiciyle başım ağrıyor diye, elim ağrıyor, kolum ağrıyor, sırtım ağrıyor diye yutma diyor. Onun için GGT'nizi izleyeceksiniz. Tansiyonunuzu izler gibi yılda iki defa GGT testi yaptıracaksınız. 30'un üstünde ise birazcık o işe kaşınızı kaldıracaksınız. Buraya ne oluyor diye.